Herkese selamlar. Bundan sonra pazar günleri bütün videolara hız kesmeden devam edeceğiz. Geçen hafta birazcık hız kesmiştik. Birazcık boğazım kötüydü. Boğazım kötü olunca da bir gün sonraya ertelemek zorunda kaldım. Arkadaşlar, Warren Buffett'ın bir sözünü gördüm. Diyor ki, uyurken para kazanmıyorsan bir ömür boyu çalışırsın. Ya, gerçekten de doğru yani. Düşündüm böyle. Gün içerisinde Amazon hesaplarını adam akıllı bir yoluna koyup reklam planlamalarını falan yaptığın zaman sabah bir kalkıyorsun, adam akıllı satış olmuş. İşte böyle 1-2 saat Instagram'ına bakmadığın zaman Instagram'ın da sosyal medyandan sana bir sürü mesajlar gelmiş. Bunlar böyle keyif verici şeyler ama tabii ki gündüz adam akıllı medya planı, reklam planı veya Amazon Ads hesaplarını çok adam akıllı bir şekilde yaparsan bunlar çok güzel bir şekilde oluyor. Şimdi bu hafta bütün herkes ne konuştu? İşte maymun çiçeği hastalığı, kriz, 3. Dünya Savaşı. Arkadaşlar, ben maymun çiçeği krizinin geleceğini düşünüyorum. Birazcık hayatımızı etkileyecek, insanlar biraz daha birbirlerinden uzaklaşacak. Çünkü Türkiye'de de ilk vaka maalesef görüldü. Öbür taraftan 3. Dünya Savaşı diyorlar. Ya, ben burada şunu düşünüyorum. Kapital hiçbir zaman kendini yitirmez. Hiçbir zaman kendini sıkıntıya sokmaz. O yüzden böyle bir Orta Doğu'dan bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü dünyanın gelişmiş ülkeleri Orta Doğu'da değil. Ona bakarsanız Afrika'da da şu anda hali hazırda 3 tane süren savaş var. Gene bizim etrafımızda süren 3-4 tane savaş var. Yani Orta Doğu'daki bütün ülkeler de savaşsa bundan Yunanistan'dan İngiltere'ye, Kanada, Amerika, işte Avustralya, Japonya, Çin, yani dünyanın gelişmiş ülkeleri etkilenmek istemiyor. Onlar ticaretini devam ettirmek istiyor. Bu da onların en doğal hakkı. Yani Orta Doğu'da bir iki ülke birbiriyle kavga ediyor, işte savaşıyor, bomba atıyor, bilmem ne diye tutup da Fransa'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki adamın keyfini kapital, sermaye bozmaz. O yüzden 3. Dünya Savaşı senaryosunu hayal ürünü olarak görüyorum. Neden hayal ürünü olarak görüyorum? Zaten bütün dünya savaşıyor. Yani hali hazırda bütün ülkeler savaşıyor. İşte Türkiye'de kriz var mı? Var. Dünyada 214 ülke var. Zaten şu anda 150-160 tanesi krizi konuşuyor, fakirliği konuşuyor. Hem de direkt gündem olarak konuşuyor. Burada benim fikrim şu. Biz kendi sermayemize, kendi işimize bakacağız. Kendi ekonomimize bakacağız. Bu hafta telefonlar geldi bana. Özellikle dikkatimi çeken insanların konuştuğu, sorduğu, çözüm olarak aradığı şey, işte benim bir Amazon hesabım var, benim bir Etsy hesabım var, işte Walmart'ta, eBay'de başladım veya kendi Shopify'ımı kurdum ama hızlanamıyorum, yol alamıyorum. Neden yol alamıyor kişiler? Bence adam akıllı reklama, yani doğru reklamlama yapmıyorlar. Çünkü mesela e-ihracat Türkiye'de bir dijitalleşme eğitim var. Nasıl reklam yapacağınız, nasıl işte Meta, Google, işte konu eğer Etsy ise Pinterest, gene Google'dan, Meta'dan buraya reklam getirme. Bunlar nasıl olur? Bunu sevgili arkadaşlar, insanlar bilmiyor. Evet, Amazon'un çok gelişmiş bir paneli var. Ama Etsy'de, Shopify'da eğer sen iyi satış yapacaksan başının çaresine bakacaksın ve o platforma, yani kendi web sitene veyahut da Etsy'ye reklam getirmek zorundasın. Eğer sen kendi reklamını getirmezsen bu platformlara, arkadaşlar, siz o platformlarda batarsınız. Bu hafta beni arayanlar da burada başlamışlar, 100-200, 300, işte 1000 tane, 1500 tane satış yapmışlar ama nasıl daha iyi, nasıl daha güzel şeyler yaparlar, yapabilirler? Bunun arayışındalar. Genelde e-ticarete veya e-ihracata, Amazon'da, Etsy'de başladığınız zaman bence önemli olan şu. Arkadaşlar, kesinlikle şey yapmanız lazım, hedefinizi belirlemeniz lazım. Yani ben günde 100 satış yapacağım. İşte ben 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar ciro yapacağım.
bu hedefi belirledikten sonra yani tutup da dua etmeyeceksiniz. Hedefin 30 bin dolar ciro mu? Sen 30 bin dolar satan mağazalar gibi olman lazım. O mağazaların nesi var? 500 tane yorumu var. Senin de 500 tane yorum olacak. 4.8 puanı var. Senin de 4.8 olacak. İşte o mağazalar 3 günde müşteriye ürün götürüyor. Sen 2 günde yapacaksın. İşte onun web sitesi kuvvetli mi? Sen de kuvvetli web sitesi yapacaksın. Resimleri iyi mi? Onun gibi hatta ondan daha iyi resimler kurgulayacaksın. Öbür taraftan onların reklamları nasıl, o reklamlara nasıl reklam çıktığını Semrush gibi programlardan anlayacaksın. Gideceksin aynı hatta daha iyi reklam planlamaları yapacaksın. İşte o zaman iş çok daha ileri seviye önemli bir noktaya gidiyor. Eğer Etsy'de, Amazon'da gerçekten başarılı olacağım diyorsan bir kere ilk önce işi kendin bileceksin. Şimdi bana şey diyorlar ya Etsy'de, Amazon'da ben çok iyi olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, ekip kuracağım. Ya bunu bilen adam zaten kendisi yapıyor. Sen kesinlikle bunu bilen bir ekip alamazsın. Buna belki paran yetmez. Çünkü bunu çok iyi bilen ekipler farklı meblağlar istiyorlar. Tabii de bu bir kişiyi işin başına koydum o bu işi götürsün gibi değil de bunu gerçekten 3-4 kişilik bir ekibe yaptırman lazım. Eğer 3-4 kişilik adam akıllı bir ekip bunu yaparsa arkadaşlar sen çok daha iyi bir noktaya gidersin. İşte sen onların aldığı yorum kadar yorum alacaksın. İşte o kadar ürünü stoklayacaksın. Ürünü hızlı vereceksin. Yani mutlu edeceksin insanları ve tabii en önemlisi listende kuvvetli olacak, ürünün iyi olacak, çok rengin olacak, çok bedenin olacak. Yani varyasyon sayın ne kadar yüksek olursa o kadar arkadaşlar iş daha iyi olur. Demin söylediğim bir şeye çok dikkat edin. Ne diyorum? Dijital okur yazarlığın çok üst seviyede olacak. Yani sen Amazon'da da satsan, Etsy'de de satsan, Trendyol'da da satsan, başka bir pazar yerinde satsan mutlaka sen çok iyi reklam yapmayı bileceksin. İyi reklam yapıp iyi reklamlarsan sen bu web siteni, işte Etsy'deki listelerini, Amazon'daki listelerini sen o kadar daha iyi satış yaparsın. İhracat önemli. Ülkemiz iyi ihracat yapmalı. Şimdi size bir şey söylüyorum. Türkiye'de bunu ihracatın en üstündeki kişiler bile bilmiyor. Son 10 yılda, son 30 yılda, 40 yılda, 50 yılda Türkiye ihracat yapmış. Ama Türkiye yaptığı bu ihracatlardan ne kadar yurt dışından alacaklı? Arkadaşlar 40-50 yıl geçmişe gittiğiniz zaman Türkiye 400-500 milyar dolar ihracat yapmış ama parasını tahsil edememiş. Bu da işin farklı bir boyutu. Bu yani buna İngilizce'de debt collection diyorlar. Borç tahsili, borç takibi. Bu konuda da İhracat Türkiye olarak çok ciddi çalışmalarımız var. Bununla alakalı da yakın zamanda bilgi vereceğiz. Yani çıkıyor mesela yetkililer diyor ki bu sene işte 255 milyar dolar ürün ihracatı yaptık. 100 milyar dolar servis ihracatı yaptık. Toplam 350 milyar dolar. Bunun tahsil edilemeyen kısmı ilk etapta %10 yani 35 milyar dolar. Ondan sonra bu %5'e doğru gidiyor. Yani Türkiye her yıl 10, 20, 30 milyar dolar aslında açık vererek gidiyor. Bu çok kötü bir şey. Tabii ki bir sürü murazalı şey var. Şimdi buna niye geldim? Arkadaşlar bir de sosyal medyada konuşulan konu devalüasyon. Devalüasyon olacak mı? Şimdi bunu da bana bazen soruyorlar. Tabii bunlar bu devalüasyon olacak mı? Çok ince bir çizgi. Çok zor tahmin edilecek bir şey. Ama ben tahmin ediyorum. Devalüasyon şöyle oluyormuş ülkelerde. Türkiye'de bundan önce 7 kere olmuş. 7'sinde de konuşu. Eğer bir ülkede doların yani dövizin fiyatı kendi para cinsine oranla yanlışsa yani dolar bugün Türkiye'de 33 lira. Eğer doların fiyatı 33 lira olan doların fiyatı eğer yanlışsa arkadaşlar şuna çok iyi inanın. Doların fiyatı aynı bu doğal afet gibidir. Ekonomilerde öyle derler devalüasyonlara. Doğal afet geldi diye. Yani dolar 33 lira 34 lira değilse hakkı dolar bir anda
doğru rakamına gider. Doğru rakamı ne? 100, 200, 60, 70, 40 dolar, yani döviz mutlaka doğru noktasına gider. Bundan kaçış olmaz. Yani biraz doları düşük buluyor ihracatçı. Evet, bence de doların fiyatı düşük. Ama doların fiyatı en doğru noktasına her zaman 3-5 senede bir şok olur ve gelir. Bu gelmelidir. Çünkü doların fiyatı, dövizin fiyatı yanlışsa ülkede ekmek fiyatı bile yanlıştır. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Etsy, Amazon, Trendyol veya kendi Shopify web siteni kurdun, buralarda işler yapıyorsun. Hep söylenen şey şu: ya çok karlı olamıyoruz. Arkadaşlar, zaten sizin ilk bu işe girdiğiniz noktalar her zaman yatırım. Yani bir işe girdin, 6 ay, 1 sene, 1,5 sene üstüne gidemezsen başaramazsın. Özellikle biliyorsunuz ki e-ihracatta, e-ticarette 3-4 tane farklı model var. Bunlardan bir tanesi işte affiliation yaparsın. Amazon'a affiliate çekersin, oradan kazanırsın. Arbitraj yaparsın, Amazon yaparsın. Private label, yani kendi markanı yaparsın. Ama bunların hepsini yaparken bunların bazı süreçleri var. Doğru noktada doğru süreçler yaparsan, sen hedefi bilirsen, yani evet ben Etsy yapıyorum ama başarısızım, ayda 2000 dolar yapıyorum. Yani neye göre? Belki sen hiç para harcamadın, 2000 dolara geldin. Demek ki başarılısın. Senin hedefin ne olmalı? 20 bin dolar. 20 bin dolara gelemiyorsan, o zaman bir yatırım sermayesi noktasında problem yaşıyorsundur belki. Bunu da bilmelisin. Birazcık hani kendi markasını yapmak isteyenler tarafında söylüyorum. Doğal olarak bunlar sermaye işleri. Eğer mesela ben arbitraj tarafını söylüyorum. Arbitraj tarafında eğer siz doğru yatırımı yapmazsanız kesinlikle fayda alamazsınız. Ama arbitraj tarafında doğru yatırımı yapanlar bugün işte 50 bin dolar, 100 bin dolarla bu işi oynarken %15 ile 35 arası rakam kazanıyorlar. Yani 100 bin dolar ile oynayan arbitrajı bugün 20-30 bin dolar kazanan bir sürü kişi var. Bugün doğru eğitimi aldıktan sonra doğru ekibi yöneten kişiler var. Ama günün sonunda dijitalleşme çok önemli. Herkes dijitalleşmeyi bilmeli. Hatta ben şöyle söylüyorum. Bir çocuk liseyi bitirmeden dijital okur yazarlığını en doğru seviyeye çekersen, hani eskiden lisan diyorduk. Lisan konusu bitti artık. Yani lisan bilmesen de oluyor. Çünkü bir sürü program var. Şimdi ne diyoruz? Yapay zeka, dijitalizasyon, reklam vermeyi bilmek, kodlama mantığını anlamak. Bugün eğer biz liseyi bitirirken çocuklara yapay zekayı, kodlamayı, ondan sonra dijital dünyayı anlamayı, reklam vermeyi, Meta'yı, Google'ı, iyi araştırmayı, doğru araştırmayı. Çünkü eskiden mesela bir gazeteci gördüm geçenlerde, bir adresi bulmak için adam Almanya'ya gitmiş gelmiş. Şu anda bir adresi bulmak için 3-4 dakika Google'da veya harita aplikasyonlarında gezmeniz yeterli. Yani yeni çağa ayak uyduran herkes sevgili arkadaşlar bu dünyada çok çok başarılı olacak. O yüzden de liselerde bu iş bitmeli. Şimdi bizim bir tane arkadaşımız ekipten İstanbul Üniversitesi e-ticaret bölümüne gidiyor. Yani ben müfredatı gördüm. Ben oradaki dersleri gördüm. Yani şoka uğradım. İnanılmaz kötü. Hiç yeterli değil. Tabii bu işi yapan üniversiteler, işi yapan Türkiye'deki şirketler bizden bu konuda destek de alıyorlar. Danışmanlık alıyorlar. Diyorlar ki nasıl bir müfredat yapalım. Onlara sadece biz kendi çalıştığımız müfredatı veriyoruz, biliyor musunuz? Hiçbir şekilde tutup da onlara işte şöyle müfredat yap, böyle müfredat yap değil. Bizim işte paralı sattığımız eğitimler var. O müfredatı harfiyen veriyoruz. Diyoruz ki al bu müfredatı uygula. Diyor ki bunun satır araları ne, açılımları ne, işte bu başlıkların dersleri ne, onları da veriyoruz. Ve doğru bir müfredata eriştiriyoruz kişileri. Yani bu tabii ki bizde kalmamalı. Bir sürü insanda müfredat var. Ama kişilere internetten para kazanma olgusunu, doğrusunu çok iyi bir şekilde
aşılamamız lazım. Bunlar çok çok değerli şeyler. Yeni dünyada artık insanlar, yani Türkiye'nin nüfusu 85 milyonsa eğer 850 bin kişi dijitalden para kazanmıyorsa, birebir 1 milyon kişi kazanmıyorsa arkadaşlar, o ekonomide problem var. Niye bizim 1-2 milyon tane gencimiz ayda 15-20 bin dolar kazansa? Zaten öyle bir şey olsa iş bambaşka bir yere gider. Yani hizmet ihracatı tarafı gene çok çok değerli. Fiverr'dan, Upwork'ten insanlar hizmetler satıyor ve karşılığında da burada para kazanıyorlar. Kesinlikle dijitalleşmek zorundasınız. Eğer gerekli dijitalizasyonu geçiremezseniz çok ciddi sıkıntılı bir son sizi ekonomik olarak arkadaşlar bekleyecek. Bunu uluslararası ekonomi forumları söylüyor. Ben de buna cidden katılıyorum. Şimdi Derya demiş ki, merhaba, sıfırdan ihracat eğitimi almaya başlayan biri ortalama ne kadar sürede aktif ihracat yapmaya başlayabilir? Derya, 2 ay eğitime şey yapsan, 2 ay eğitimde vaktin geçse, yani dolu dolu öğrenmen lazım. Bir ayda planlamalarını yapsan, 4. ay ürünlerini organize etsen, 5. ay göndersen, hani en geç 6 ay içerisinde başlarsın. Ama ben bunu private label için söyledim. Ama sen arbitraj yaparsın. Buna bir ay sonra bile başlarsın. Neden arbitraj eğitimi, işte drop eğitimi, private label eğitimi almak çok çok değerli, çok çok önemli? Sen yaptığın işi çok iyi anlarsın. Birileriyle çalışırsan, ortaklarındır, personelindir, onların dediği şeylere daha da çok inanırsın. O yüzden mutlaka bir eğitim süzgecinden kişiler geçmeli. Bu iş çok çok kolay bir iş mi? Hayır, bu iş çok konsantre olunması gereken bir iş söylüyorum ben. Hani bir zaman sonra da bu iş ek iş değil, tek iş noktasına gidecek senin hayatında. Soru mutlaka bana arkadaşlar, buradan soruları cevaplayacağım. Ayrıyeten benim Instagram kanalımda da sorulan bütün sorulara ben kendim bizzat cevap veriyorum. Yani orada ekipten kimse yok. Orada birebir ben varım. Oradan cevap yazmayı seviyorum yani. Bazen sorunlarla da karşılaşıyorum. İyi sorularla da karşılaşıyorum. Onları da bir hale başka bir tarafa not ediyorum. Dediğim gibi yorumlar varsa mutlaka birebir cevaplarım. Eğer daha sonra sorusu aklına gelecek kimse varsa da mutlaka bana burada altına yorumlarda yazsınlar veya benim Instagram kanalıma, Mert Tanciyer veya İhracat Türkiye Instagram kanallarına mutlaka bana soruları yazsınlar. Bizzat ben kendim cevaplayacağım. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. İyi pazarlar. Mutlaka dijitalleşeceğiz. Artık gereksinim bunu gösteriyor. Öpüyorum herkesi. Görüşmek üzere. Bay bay.